Efendim akustik aynaya hoş geldiniz. Bugün konuğumuz Hayal Köseoğlu. Hayal hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim, çok iyiyim şu an. Sen nasıl geçti nasıl? performansın? Yani ben inanılmaz heyecanlandım ama beklediğimden daha iyi geçti aslında. Sence nasıl geçti performans? Bence hiç fena değildi. Güzel şarkılar seçmişsin coverlarında. Cover yapmak bence acayip bir şey çünkü şarkı seçimi bütün her şeyi değiştiriyor. Evet. Peki şarkıları seçerken sana dokunan şarkılar seçmeyi tercih ettim mi yoksa sadece iyi söylüyorum falan mı? Yok hiç öyle bir şey olmadı. Çok tesadüfi oldu stüdyodaydık ve böyle hatta Ozan açmıştı bir şarkıyı şey ee, davulcu Ozan Demir. E, o açmıştı şarkıyı ve işte bak ya ne güzel klipti bu falan filan dedi. Ben böyle aa bu, bu, bu olması lazım falan dedim. Bir tanesi öyle oldu. Bir tanesi de ben çok Türkçe şarkı söylemeye alışık bir insan değilim. Böyle sürekli hani go to şarkım nedense hep şeydir e, Özlem Tekin Aşk Her Şeyi Affeder mi? Yani bir şekilde o şarkı bana bir yerden dokunmuştur hep böyle küçüklüğümden beri. E, Türkçe söylemek istedim bir tane de o geldi aklıma sadece söyleyebileceğim. Diğeri de zaten seninle konuşup aslında bu evet. ne güzel olur falan filan. Evet, dedi. Evet. Aslında çok tesadüfi yani iyi söyle. Hatta daha önce hiç söylediğim şarkılar değil üçü de. Ilk defa İnsanların da. senin şarkılarını dinledikten sonra e, ne hissetmeleri gerektiğini düşünüyorsun? Aşk. <laughs> Bilmiyorum aşkla ilgili bir şeyler çağrıştırmasını isterim yani. Ya da nefret. işte aşk nefret. Benim zaten salındığım iki uç. İnce bir çizgi. Evet öyle. Ben sürekli o ince çizgide sarkaç gibi salınırım hayatım boyunca. İşte şarkılarım da öyle bence. Bir tanesi böyle hani ni 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 falan bir tanesi falan fark etmişsindir. Neden öyle? Yaşanmışlıklar Zafer. Gerçekten <laughs> çok zor hayat benim için bazen. En iyi yıl hangisiydi? 19 yaşım kaç oluyor bilmiyorum 2000 şu an kaç yılımdayım <laughs> 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 o kadar rahatladım ki yani bu performanstan sonra şu an kaç yılındayız 2020. Evet aslında <laughs> çok kolay bir hesap o yüzden 2001 evet, olacaktı o cevap. Evet sözelciyim 2020 <laughs> tamam ben 93'lü olduğuma göre sen hesaplı ben şu 90, an. 93'ü 19 eklemeyecek miyiz? Evet. Tamam işte ne yapıyor? <gülüyor> 2021. <gülüyor> evet, 2012 alıyor Doğru. herhalde değil mi? Doğru. Hı -hı. Doğru. Nasıl evet, bir? Sen beni ölmeye zannediyorsun. Sen kafan? Nasıl nasıl bir yılda? Nasıl bir yılda? Yani böyle şey bir yılda üniversiteye girdiğim yılda ama tiyatro okumadım yani tiyatro benim için gerçek bir ciddiyet. E, ...alanıydı. Ne okumaya başladın? Tasarım okumaya başladım. Nerede? Bahçeşehir Üniversitesi... ...yüzde elli burslu tasarım okuyunca tabii <laughs> o sene... ...böyle, e, böyle lay lay lom geçti baya. Ne tasarım okuyordun? E, i̇letişim tasarımı. Gördüğün gibi... ...çok da kuvvetli bir şey şey alanım. <laughs> Niye bıraktın? Tasarım. Çünkü tiyatro okumak istiyordum zaten ama bir şekilde ya annemle babam benim Boğaziçi mezunu. Onlar böyle akademik başarı bir şeyleri vardı. Ben de reddettim yetenek sınavına girmeyi ve ÖSS'ye gireceğim dedim ama işte çok tatmin edici bir sonuç çıkmadı sanırım. Bahçeşehir Üniversitesi %50 tasarım onlar için tatmin edici değildi. Ben çok eğlendim. Aslında bırakmazdım Ne hiç. kadar devam ettin? Bir sene. Bir sene. Tiyatro okumak istemeseydim hayatta bırakmazdım. Tiyatro okumak nasıl bir şeydi? Çok ne fark vardı ikisinin birbirinden? Çok fark vardı. Şey, etenek sınavındaki tiradın neydi? <laughs> Matmazel dram. Komedide yalnız kadın. Darifo. Bayağı böyle bir sene hazırlandım yani onları. Ya Kendi mi çalıştın, biriyle mi Yok, çalıştın? Yok, biriyle çalıştım. Zordu ya gerçekten o sene zor bir seneydi. Ama yani şey insan sevdiği şeyi yapınca işte yani tasarımda okurken mesela atıyorum, ödev verirlerdi işte nasıl yapıyordu şeyler falan, yani. falan filan böyle külfet gibi gelirdi ama tiyatroda hani hakikaten okurken böyle sabahlıyordum sürekli ve hiç bana beni rahatsız etmiyordu yani. Peki en büyük korkun neydi? Hala, Ufakça. hala şey hayaletler. Dolanıyor, neyse hayaletler yani böyle bir şey deneyim var mı? Gerçekten bir gece uyandın falan böyle. Ya Karabasan çok oluyor bana. Hmm. Rem uykusuyla alakalıymış galiba ama. Doğası varmış onun gidiyorlar. Yani... <gülüyor> <gülüyor> yani, neyse tövbe <gülüyor> <sana>. <gülüyor> çok olur ve böyle o sırada da hani halüsinasyon görürsün ya. Hani böyle uyku ile uyanıklık arasında böyle hani dikilen bir takım insanlar, silüetler falan gördüğüm oluyordu de babam küçüklüğümde işte astral seyahatle ilgili bir şey anlatırdı ve böyle işte bir şey görebilirsin dikkat et falan böyle saçma sapan böyle bir korkular bir de karanlıktan çok korkarım. Hala? Hala asla yani dün elektrik kesildi mesela hani böyle erkek arkadaşının arkasına yapışıp böyle koridorda küçük adımlarla onun peşinden gittim yani açılana kadar elektrik. Peki ee, benim çok sevdiğim bazı sorular var. Michel Proust'un bir e, anketinden onlarla devam edelim. En sevdiğin kelime? Tiyatro <laughs> En sevmediğin kelime? Nemli. Çok ilginçti, iyi cevapmış bence. Evet. En sevdiğin ses, neyin sesini en çok seviyorsun? Bilmem, annemin. En sevmediğin ses, neyin annemin. sesini? <laughs> İkisi de annemin. <laughs> Değişik tonlarda. Seni ne heyecanlandırır? Hmm. Beni ne heyecanlandırır? Ya işte mesela bugünkü gibi daha önce yapmadığım ve böyle bir anda kendimi attığım şeyler heyecanlandırır, çok heyecanlandırır. Ne tersi, ne seni kapatır? Bütün enerjini götürürsün. E, gereksiz eleştiri. Yapıcı olmayan. Böyle. Güzel. <gülüyor> <gülüyor> şu, şu anki mesleğini e, yapmıyor olsaydın yapmak isterdin? E, ya, Müzisyen olmak isterdim. Peki ne olmak isterdin? Model olmak isterdim. <laughs> Manken. Ha? Ne olmak istemezdin? E, avukat mühendis olmak istemezdim. Peki. Eğer bir cennet varsa kapısına geldiğinde tanrı sana ne desin istersin? E, <laughs> Seni dünyaya geri yolluyorum bebeğim falan gibi bir şey desin isterim. Dünyayı seviyorum. Burada olmaktan hoşlanıyorsun. Evet hoşlanıyorum. Bu şehirde mesela en çok neyi seviyorsun? Geceyi seviyorum. Gece gece hayatı gibi değil. Geceyi çok seviyorum yani. Şehrin gece halini. Şehrin gece halini seviyorum. Bayağı gece halini kalabalık yani. Kalabalık sever misin? Kalabalık. Kalabalık yani... Iı, sokakta yürürken sevmem ama... Arkadaş ortamıysa kalabalık severim ama... Sokakta hiç sevmem. Kendini yalnız hissettiren bir şarkı. See a breathe me. Niyeyse. İlginç bu Peki böyle bütün anlarının, bütün duyguların şarkıları var mıdır? Kendini bir yerden çıkarmak için dinlediğin şeyler abi. var mı? Anlatsana biraz oradan bir şeyler. Ya şimdi sen de Zafer'cim de çok zor şeyler soruyorsun. Tamam. Yani mesela I'm Walking on Sunshine'ı dinlerim. Aşırı şeyken böyle işte havacı güzel ve masmaviyken çıktığımda onu dinlemeyi severim. Kendimi bilerek böyle çok down bir moda ama aşırı down, niyeyse Foo Fighters'ın Best Of You şarkısı beni böyle, böyle aşırı derecede ağlatabilen bir şarkı. İşte See Ya Breathe Me yine böyle <laughs> falan o melankoliyi yaşatacak. Ondan sonra tabii ki Talk Show Host falan. Talk Show Host inanılmaz bir şarkı değil yani gerçekten. Evet bitiriyor yani. Bit bitiş ben de geçen gün yani. şu an dinledim Talk Show Host'u tekrar. Uzun dur dinlemiyordum 6-7 yıldır falan dinlemiyordum ama inanılmaz bir parça gerçekten. Ben sürekli kendimi düşürmek için dinlediğim şarkılar Ben de öyle şey e, sert böyle bir düşüş yaşadığımda dinlediğim bir şarkı var. Ee, Pixies'in Hey şarkısı. Musun? Oh, sen şaka yani, yapıyorsun. Evet, evet inanılmaz bir hey şarkı. Hey benim için ne kadar özeldir biliyor musun? Hey benim için şey gibi bir şey. Yani boşta kaldığında hey aç. Yani direkt hmm. hani ne açacağını bilmiyorsan hey aç gibi ya bir şeydir. Bence Bende ben daha çok böyle bir infial yaratıyor. Yani ha. dinledikten sonra bir şey yapasım geliyor ve onlar genelde iyi olan şeyler değil. Ah ya nasıl hmm. Ama düşünün. çok, seve çok severim o şarkıyı yani. Aa, inanılmaz severim. Bu şarkıyı da severim. bu arada sabahleyin tekrar dinledim ama Pixies versiyonu dilini Nilüfer Yanyan söylemiş bu parçayı, o coverlamış. Fena bir cover olmamış. Gerçi şarkının bütün şeyi yani o sertliği ve ağrısı bambaşka bir şeye dönüşmüş tabii ama bazen o coverları da aşırı seviyorum. Yani bir şeyi oldukça değiştiren coverları da sevdiğim oluyor. Ama çok hoşuma gitti Hey Çok seven Niye peki, nereden? <laughs> ee, nereden? Çok sevdiğim biri bana dinletmişti bu parçayı ve yıllar önce yaşadığımız bir şey atıfta bulunarak dinletmişti. Benim daha önceden farkına varmadığım bir şeydi o. Ee, o bana anlatana kadar. Dolayısıyla e, sanki evet, böyle canım. hani benim bir tarafıma böyle bir şey mühür vurdu gibi. Şey. Evet çok 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 aynen. <laughs> evet aynen öyle gerçekten. Peki e, birkaç tane anormal soru. Bilme, dinlediğinde bilmemizi istemediğim şeyler var mı? Tabii ki var yani. Tamam ne onlar işte. <laughs> Yıldız Dil ve Delikanlı. Hepimiz dinlemiyor muyuz? Hepimiz dinliyoruz ama evet. yani çok da hani bugün onu dinledim demek istemem. Um, ama bu Yalısı Bey'e bayılmadım anlamına gelmez ama yani tarz meselesi. Um, hı hı hı. Çok var ya. Yani gerçekten Aleyna Tilki'nin Yalnız Çiçek şarkısında bile bir arada tutulmuşum <laughs> var saçmalama. Um, bilmiyorum yani çok var. Beyoncé çok dinlerim, sürekli Beyoncé dinlerim. Arada böyle dönüp dönüp Lemonade albümünü dinlerim mesela. Bunu bilmemizi evet. istemiyor musun Beyoncé dinlediğini? Yani Ariana Grande ve Beyoncé'yi böyle düzenli olarak dinlediğimi bilmesini istemeyebilirim evet. Lisedeki o şeyden geliyor bu bana. Lisede böyle çok şey vardı bizde. Faşist bir, e, onu mu dinliyorsun abi gerçekten? Böyle iTunes'da hani hatta hatırlıyorum böyle ismini değiştirirdik bazı şarkıların. MSN'de aşağıda çıkardı ya ne dinlediğini hatırladın Senin mı? Sen nereden yakaladın ya gerçekten mi? Yakaladım. MSN benim tüm hayatımdı falan böyle. Bütün lise hayatım boyunca. Ayşegül'ü yakalamadım ama. Oğlum, evet Ayşegül'ü ben tabii ki yakaladım da. Geçen gün biz de bunun sohbetini yapmıştık. Daha farklı şeyde platformlar da vardı arada bizim gördüğümüz evet. de yani çok hatırımızda kalmadı. Ama mesela çok acayip bir şeydi çünkü ne dinlediğini insanlara gösterebildiğin bir şeydi. Şimdi mesela Spotify'da e, ne dinlediğini arkadaş seni gösteriyor ya. Ben kapattım onu. Benim ajanstaki <laughs> arkadaşlarım geçen gün şey almışlar. Bir tane screenshot almışlar. Zafer Yılmaz altında Serdar Ortaç gitme yazı. <laughs> <laughs> Bunun da benim üstüme gelecekler Serdar Olur mu ya öyle şey? Yıllarca tabii dinledik Serdar Ortaç. Evet. Hiçbir şey yok ki anormal yok ki. Bunu tabii hala canım. da açıp açıp dinlediğim zamanlar olur. İnsanın kafasını <laughs> boşaltmak için bir sürü farklı şeye ihtiyaç var. Burak Kut yaşandı bitti falan mesela. Benim, o benim çok benim... ekstra oynadı iyi bir şey. Kut'u Bence de. Hmm. Bence de Bir öyle. de o daha o zaman öyle şeyler görmemiştik. Tabii Amerika'da çekilmiş klip falan. Aa, <laughs> Şey, motorlu uçuyor. falan. Kanasın dünya falan. çeksen önce mi o klip? Herhalde çok öncedir. Peki birkaç tane daha saçma sapan soru sorayım sana. İstanbul'dan bir şeyleri silmek istesen binalar, mahalleler bilmem ne silmek isteyeceğim şeyler olur mu? Yok ben çok... <laughs> Olurdu tabii canım yani. Ne silerdin mesela? Ya en böyle hani yakınımdan bir örnek vereyim ya yani anneannemlerin ve babaannemlerin ve babamların falan onların böyle bütün çocukluklarının geçtiği bir mahallede Horvins olacak yanlış hatırlamıyorsam. Doğru hepimiz bundan bahsediyoruz bu arada yonca, dört yapraklı yonca. Ha yani öyle bir şey Dikildi, diktiler evet, evet. ve çok rahatsız ediyor beni. Evet çünkü Onun bütün evlerin de. önünü de ışıklarını kapatıyor. Işıklarını kapatıyor. kapatıyor ve çok çok şey. Evet ve çok büyük da. ihtimalle ruhsatsız falan diyor hmm, yani bilmiyorum. o kadar yüksek kat yapamazlar normalde olarak. Bir de boş, yani boş. Gerçekten mi? Evet, evet, o doğru kadar bilmiyorum. bilmiyorum. bizim ofisi yakın orası. Onu silmek isterdim. Ben de onu silmek isterdim o da aklıma gelen şeylerden bir tanesi oldu. Risk Zoru arttım. silmek isterdim. kartını da silerim büyük Mododaki ihtimalle. Modadaki bu zor. Migros'un karşısındaki. Çok güzel bir sohbet yapıyoruz şu an. Gerçekten YouTube'da bir gün <laughs> insanlar için bir tarif etsin Allah aşkına. Şimdi size nereye silmek istediğimi anlatıyorum. Migros'un karşısında... Te tek büfenin orada. Tek bir fene, ha. Tek bife... <laughs> al arkana. <laughs> sol, tam sol çaprazında bir tane zeplin var. Zeplinin üstünde üç katlı bir yer var. <laughs> Hepsi birbirinden böyle korkunç barlarla şey olmuş o bina. İstila edilmiş yani. Bir tanesi Zor. Ya böyle çok çok böyle sevmediğim bir mekan yani. Niyeyse orayı silmek isterdim yani. Gece orada bitiyorsa gerçekten yani ben yok ki geceyi bitirmek istemem. Hmm, güzel. Peki kendini işkence etmek istediğinde ne yapıyorsun? onu bilinçli Zora olarak yapmıyorum da şey yok oraya gitmiyorum. Mükemmeliyetçilik ya böyle sürekli dönüp kafama böyle onu niye böyle yaptın bunu niye böyle yaptın? Hani nefes aldırmama. Nasıl çıkartıyorsun peki onu kendinde? Kafanın içinde düşünüp ne yapıyorsun mesela o Duruyor musun? Ya muhtemelen dışarıdan gözüksem şöyle falan gözükeceğim. Ama içeride böyle bir mahşer yeri gibi var. Onu durdurmamak bence bir şey. Çünkü o bir seçim. Yani durup şey yapabilirsin orada ee! falan yapıp kalkıp başka bir şeyle ilgilenebilirsin ve sana keyif veren bir şey öğrenebilirsin. Ama orada durup ama işte o yüzden yapmadım ki ben onu ama daha iyisini yapabilirim aslında diye kendi beynimle savaşmak. Mesela kendime yaptığım en büyük işkence yöntemi bence çoğumuzun da yaptığı bir şey birine sadece ve sadece kendisini kötü hissettirmek için bu şekilde beynini yedin mi? Kendini değil de bir başkasını. Aa, evet. Ne kadar sıklıkta yapıyorsun bunu? Az. Çok sinirlenmem lazım. Hmm. Ne kadar sürüyor? Sinirim mi? Yok. Bu beynini yeme aksiyonu. Ya, karşı taraf çok hırpalandığını hissettiğim zaman mesela ama çok zor olan bir şey bu. Benim çok canımı yakması lazım. Çok hırpalandığını böyle gözlerinde gördüğüm zaman şimdi de bir rahatlık oluşuyor. Ben <laughs> bırakıyorum. Canım nasıl yanar? Hmm yani kalbimi açtığım bir insana ee, ne denir ona emanete ihanet mi denir? Hmm. kalbimi açtım. Hakikaten ben veririm çünkü kalbimi. Arkadaşlarıma da veririm işte hayatımdaki insanlara da geri gelir iş arkadaşlarıma da. Yani kalbimi böyle teslim ettiğim insanlar vardır. Or, orada orada tatsız kötü bir şey olduğu zaman o benim en çok canımı yakan şey yani güven duyma, duyamadığım ya da hayal kırıklığı hissettiğim zaman. Çünkü hayatımdaki insanlara gerçekten çok önem veririm yani. Günde kaç tane yalan söylersin? Hiç. <gülüyor> bir. <gülüyor> <gülüyor> Sayalım buradan başlıyoruz. Şimdi hiç söylemem. Ben çok dürüstüm ikiye falan. Neyse yani söylerim herhalde. Beyaz yalanlar söylerim. Normal yalanla pek hoşlanmam. Anneme çok yalan söylerdim ama. Lisede falan sürekli. Olmamış şeyler olmuş gibi davrandım olur mu? Evet. Olmamış ki... Ol, olmamış... öyle Olacağına ya... inandığın şeyler olmuş gibi mi davranırsın? Ya hayır hayır öyle değil ama böyle bir şey olduysa ve böyle daha tatlı anlatma yöntemi varsa bir tık abartarak anlatırsın ya. Hmm. Hani oradan da o geldi sonra falan gibi böyle abartıp daha da böyle hani tatlı tatlı hikaye anlatmayı severim ama hani olmamış bir şey olmuş gibi söylemem. Peki 2019 yılın içerisinde unutmadığım bir şey söyle. Söyleyemem. <gülüyor> <gülüyor> ama var. Söyleyemem. Tamam Hı. mucize doktor e, ekibine dahil olmak benim için çok Dayanılmaz özel. Olmaz bir cevaptı gerçekten. <laughs> Harikulardım cevap. Teşekkür ben de ederim. Ben senin yerinde olmak isterdim. Evet, Aslan dizilerine ayrıca bir, büyük bir şey besliyorum. Evet söylemiştin bayağı. Yani öyle böyle değil. Ne kadar hastane dizi varsa hepsini izliyorum. Türk dizisi izlemiyordun ama değil mi hiç? Yok maalesef. Hı. Yani <laughs> en son izlediğim Türk dizisi herhalde Bıçak Sırtı filandı. Fikret Kuşkan. Kuşkan <laughs> Ondan sonra mi? şeyleri izledim. Masum'u izledim, Şahsiyet'i izledim. Onlar, evet, hani, onlar cepte zaten. Onları izlemem gerektiğini düşündüğüm için şahsiyet ee, şahsiyeti öyle izledim. Hangisini Dolayısıyla... daha çok sevdin? Masum, masum daha çok beğendim. Ben. Hmm. Ee, ama yani şey... Hani insandan insanın neyin kime nasıl dokunduğuyla Tabii. alakalı olduğu için ikisi de iyi işlerdi i̇kisi bence. İkisi de çok iyiydi ama ben masum Ama olayım. bir de şahsiyet hani çok fazla beklenti yaratıldıktan sonra evet. izlediğim için de belki o konuyla ilgili olan beğeni seviyem değişmiştir diye tahmin ediyorum. Yoksa benim için herhangi ismini sadece görüp isminden etkilendiğim bir diziyi izlemeye başlamak çok heyecan verici olabiliyor yani. Hı, şahset... Çünkü ben bir günde izleyen insanlardım. Yani bir günde bitiriyorum. Ben de biraz öyle. insanıyımdır. Yakın zamanda ee, şey izledim. Escape at Dunamore diye bir dizi hı, izledim. Hı. çok astronomik iyi bir iş yani. Çok iyi. 7 bölüm. Başlıyorsun ve bitiyor. Nerede? Müthiş bir soru. Şeyde izledim ben. Dijitürk'ün bir şeyinde izledim hı. yani. Ama şey... Ee, bu arada işte bunları sardım. Mini serileri sardım. Sen mini serileri izliyor musun? Senin vaktin oluyor mu bir şey benim yapacak? vaktim olmuyor ya. Olmuyor. Ya aslında olmuyor demek yalan oluyor yani. Olan zaman hani. zamanda dinlenmiyor musun peki? Olan zamanda spor yapmayı tercih ediyorum. Bu ara böyle güzel bir alışkanlık kazandım. Eskiden sadece dans ediyordum ama şu an böyle bayağı bir spora geliştim. Ne yapıyorsun spor yapmak adına? Ya benim lisedeki en yakın arkadaşlarımdan bir personal trainer oldu çok şükür. Onunla böyle hani hem geyik hem spor. Öyle tamamen şey işte cimde ağırlıklar bilmem neler falan filan. Eskiden sadece dans ediyordum. Bu çok fark etti. Yaptığı gibi hissediyorum ben. Yani ondan arta kalan zamanlarda hakikaten dinlenmek istiyorum ya. Hani dizi izlemek falan değil. Yani müziğimi takıp böyle e, falan zaten bir gün ya da iki gün boşumuz oluyor yani en fazla. onu da hakikaten kafa dinlemek istiyor insan yani. Kendini ödüllendirmek için bir yemek yapacaksın. Ne pişirirsin? Yani mac and cheese. Çedarlı bir şey. Çedarlı bir şeyler. Bilmiyorum. Çedar. Erimiş çedar. <laughs> ne yiyemiyorsun? Bamya. Neden acaba ya? Bu bamyalı insanların Çünkü sümük var midir yani. üstünde. Yani. yani bildiğin sümük var. Her seferinde bana herkes bunu böyle herkese söylemek istiyorum. Bilmiyorum çünkü bu benim için çok önemli bir şey. Her seferinde insanlar beni kandırıp ya saçmalama o sümüksüz böyle pişirildiği için öyle sümüklü oluyor. Bak yok bunda öyle bir şey merak etme falan diyor her seferinde ağzıma attığımda o kaygan o şeyi. Böyle, yani hiç hiç. Bir tek bamya galiba yiyemedim. Başka hiç öyle bir şey yok. Kelebis falan sever misin? Greyfurt değil de neydi o şey başka bir şey böyle şey kerevesvan severim. Greyfurt mu ya? Değil. Bir, rengini söyle. Greyfurt rengi. rengi. <laughs> Ama böyle şey muşmula mı denir ona? Nasıl bir şey o? Hmm. Kim? Hayır passion <laughs> fruit değil. <gülüyor> şey neyse. Ya yani bir de meyve var öyle yiyemediğim böyle incir de çok sevmem. Kuru incir. Bazı senin. insanlar şeftali diye falan dokunamıyorlar. Öyle insanlar var. Çok ilginç değil mi? Neden acaba? Bunlar aşırı merak ettiğim şeyler. Tüy var ya etrafta. Yumurta sever misin? Çok severim. Her gün yani iki en az. Ben her gün yumurta yemiyorum ama şey bir kahvaltıda kahvaltı yapacaksam çünkü 365 günde herhalde 7 gün falan kahvaltı Kal ederim. ederim. Genel olarak çünkü ben öğle yemeğine kadar aç kalıp öğle yemeğinde yemek yemeye başlamayı tercih ediyorum en azından. Intermittent fasting gibi bir şey mi bu? Yok hiçbir ismi yok kafama göre böyle. Ha, Bunun daha da iyi olduğuna edin. karar verdim. <laughs> zafer diyeti. Yok bir, bir dönem 2016 film filan izlersen 95 kilo filandım. Suratım şu kadardı. Ondan sonra kendi kendime nasıl ne yersem kilo verebileceğimi buldum. Dolayısıyla şimdi de sadece tutunmaya çalışıyorum. <laughs> yani olduğum yerde kalayım Aynen. yeter. Yok, Yoksa çünkü de... öbürü biraz şeydi. Yani nasıl söyleyeyim. ...insanı yoran bir şey. Ha ekstrem bir şey. Yani evet. yemek istediğin şeyleri yemediğin çok zaman oluyor. Ben mesela pizza severim yani. Anladın mı? Her türlü pizzayı şey yiyebilirim. Pizza ya. Bu arada şey. pizzanın üstüne şey. ne koyarsan onu ben, da yiyebilirim onu yani. Da değil yani, yani. yani. Normalde sevmediğim şey de pizzanın üstünde pizza yerim yani. Aynen öyle, aynen Ama öyle. Yemiyordum işte pizza filan. Şimdi hafta sonlarında kendime bu anlamda izin veriyorum. Ödüllendiriyorsun. Hmm. Ben de öyle yapıyorum. Ama şey mesela bugün benim için şey bir gün. Hafta sonuna yani Cuma benim için hafta sonu değil, bizim tatilimiz... ...işte cumartesi, pazar gibi düşünüyorum ben onu. Gerçi normalde hafta sonu da cumartesi pazar. Benim Doğru. günler seneler falan bir karışmış. Doğru. Ya şey işte mesela böyle günlerde ödüllendirmeyi tercih ediyorum kendim. Atıyorum işte bugün böyle stresli bir gün geçirdim. Şimdi akşamını hani atıyorum burger ya da işte ne bileyim pizza falan yiyeceğim. Çok iyi. Poğaça yedim az önce içeride. Mesela çok benim iyi. için çok önemli bir şey bu. Ben poğaçalarla ilgili çok olumlu şeyler düşünmüyorum. Ben de normalde sevemem ama hani anladın mı o şeyi? Evet. Çiğit gününde evet. alma hamur gibi. Evet, mideyi girsin. kaynatıyor ama <laughs> bazı poğaçalarda şey evde yapılan bazı poğaçalar... ...onlar bu şey etki vermiyor. Fakat pastane poğaçaları benim her zaman midemi kaynatır. Nedenini bilmiyorum. Bir de böyle ilk yediğimde ciddi bir mutluluk hissediyorum. Evet. Sonrasında Doğru. da ciddi bir mutsuzluk hissediyorum yani. Çünkü i̇şte bulut gibi böyle. Bilmiyorum neli poğaça seversin? Kaşar peynirli. Hmm. Peki. E, birkaç tane daha saçma sapan sorudan sonra programın içeriğine geri dönüp ondan sonra da kapatalım. Tamam. Saçma sorular şurada. E, dünyada en sevdiğin şehir? Gitmedim. Ama en sevdiğim şehir ol olduğuna inanıyorum. Güzel Londra. olabilir böyle bir şey. Londra. Peki. E, en sevdiğin aktör? Aktris de olabiliyor tabii değil mi? Önce aktör sonra aktrisi soracağım. Ha, Kate Blanchett. Kadın. Aktrisi söyledin aktör. <laughs> Leonardo DiCaprio ama o çok ağacım. Yani evet. şey için değil, oyunculuğundan dolayı, oyunculuğunu da çok beğeniyorum ama o benim için hani... ...Romeo Juliet'ten beri geçmeyen bir aşk yani. Anladım. En sevdiğin film? Çok böyle benim... Bir film, tanesini beynim seç. Karşı... Bunlar beni çok zorluyor hep ya. Benim beynim karman çorman bir yer böyle. Winch'le çekip çıkarıyorum bütün bunları. En sevdiğim film. Ya ben müzikal çok severim. Ya Moulin Rouge, ya Chicago, ya Grease, ya Böyle bir şey yani. En sevdiğin çizgi film karakteri? Şey, Ginger olabilir. Ginger çok tatlıydı. Bir tane Nickelodeon'da şey vardı, ee, babasıyla hayvanat, şey Afrika'ya gidip dolaşan Hı -hı. kız vardı, onu çok severdim. Ha, Louis Anderson, onu da çok severdim. O kadar. Peki, geçen gün bir video izledim, bunu da paylaşmak istedim. Kim 500 milyon ister ya da kim milyon ister falan, neyse artık kaç paraysa artık o. Ee, onda şöyle bir soru var. Charlie'nin çikolatası, çikolata fabrikası. Filminde Johnny Depp'in canlandırdığı fabrikanın sahibi olan karakterin ismi nedir? <laughs> A. Willy Wonka. Charlie and yani çok... Willy Wonka tabii ki. Evet. Bu arada tam olarak bunun için anlattım bunu. Çünkü oradaki kız da otomatik olarak Charlie. Charlie? Çünkü çikol... tabii şey ışıklarda da Charlie Brown var bu arada. Orada ben de <laughs> Charlie Brown mu var? Ya bu arada Charlie Brown. <laughs> bu arada yani, bildiğin hani kızcağız o noktada çok sıkıntıya sokmak için böyle güzel bir soru sormuşlar. Ama ben bu arada Çünkü şey Çünkü şey diyor, yani. Ben Charlie... normalde, normalde Willy Wonka derdim ama Charlie'nin çikolata fabrikası olduğuna göre Charlie Brown'dur diyor. Ha bir, bir saniye sadece Charlie yok yani. Charlie Brown'u mu? Bir tek Charlie Brown mu var? A Charlie Brown. Charlie Brown Snoopy'deki... B teki... evet B Willy Wonka. İşte C Sweeney Todd. D de kimse. Ee, onu hatırlamıyorum. Ona, ona kadar bakmadım. A Willy Wonka doğru cevap ama kız da diyor ki... E, normalde Willy, Willy Wonka, Willy diyeceğim, Wonka diyeceğim. diyeceğim. ama diyor Charlie'nin çikolata fabrikası olduğuna göre Charlie Brown'dur diyor. Ya çok rezalet bir şeydi ya. Hmm, çok üzücü ya. bir soru bence. Evet üzücü bir soru. Bu arada yani benim de ilk oynadığım, ilk oyunculuk deneyim Charlie and the Chocolate Factory'daki o şey şımarık kız. Ona rağmen... Başına gelmiş en büyük haksızlık. Şu, annem küçükken e, bana matematik çalıştırırdı ve yani çok iyidir matematiği. E, i̇şte belli 15 tane soru yazardı. Ben de kaç yaşındayım herhalde 9-10 falan. Verirdi onları işte içeride çöz bana getir diye. Ben de çözerdim. Geri getirirdim. Bakar birinci soruyor. Bak aşkım ama bak burada böyle bir hata yapmışsın. Şimdi sana bunun doğrusunu göstereceğim deyip bir yandan böyle doğrusunu gösterdi çözümünü. Ben de tamam anneciğim derdim. İkinci soruya geçip böyle yapar. E, yine aynı hatayı yapmışsın falan deyip azarlardı beni. Derdim ki anne sen bana bunu öğrettin. İçeri gidip ben bunu değiştirmedim. Sen şu anda hani ben, ben o hatayla çözdüm bütün soruları. Hani sen şu anda benim birinci sorudaki hatamdan dolayı bütün şeyi yargılıyorsun falan böyle hani birbirimize girerdik. Orada böyle hayatımdaki en büyük haksızlık hissini hala 10 yaşındaki o Hmm, Kızda taşıyor. Çok taşıyım. iyiymiş. Çok iyiymiş. Peki bu anlamdaki e, son güzel sorum. Hayal kurduğunda, hayal kurmak istediğinde, neye sahip oldun ya da ne olduğunu düşünüyorsun? Pokemon falan diyorum. <laughs> çok, çok, çok iyi olmaz mı? Pikachu olursun. Asıl <laughs> olmak istiyorum. Hayır, <laughs> uçarmışım ya bunu. Ne şey evet. Yani şey iç huzur ya. Vallahi bence hayattaki en önemli şey iç huzur. İç huzura sahip olduğunu mu hayal ediyorsun? Vallahi iç huzura sahip. <laughs> Bak yemin ederim tek hayalim bu ya hayattaki. <laughs> Çünkü biliyorum ki iç huzura belli şeylere sahip olduktan sonra sahip olacağım. O yüzden iç huzur olarak. Dolayısıyla önce başka şeylere hayal etmen gerekiyor ki iç huzura sahip olayım. Hayır iç huzuru böyle hayal ediyorum ki nasıl bir şeydir acaba falan diye. Böyle diğerleri şey gibi alt başlık gibi kalıyor Hiç anladın hiç mı? Hiç iç huzurunu almadın mı? Tüme varım. Ne? Hiç iç huzurun olmadım mı? Çok da zor kelime. 20, 20, <laughs> 20 yaşından beri iç huzur. Hiç huzur. Hukuk okuyorum. 20 yaşından beri azalarak. <laughs> yok yok yani 20 yaşında falan çok huzurlu bir insandım. Ya böyle tiyatro <laughs> okumaya başlayınca böyle bir hırslar, bir başarma isteği bilmem ne falan filan gelince bir o polyanalık gitti herhalde. Hoş bir sohbetti. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Ee, Bence de. Bu Sohbeti, senin e, akustik halinde söylediğin şarkıları dinlemeden bu sohbeti izleyen insanlara ne demek istersin? Yani ilk kez ben... <laughs> ne konuşuyorum şimdi? Yani gerçekten ilk kez böyle normalde daha önceden konsere çıktığım zaman ya iki ya üç şarkı söylerdim hani. Dört olmamıştır yani. ilk defa peş peşe böyle bir performans sergilediğim bir video serisi var elimizde. Yani ben de bunu paylaşmak, bu deneyimi, bu heyecanlı deneyimi paylaşmak isterseniz. Beni izlerseniz sevinirim. Bu arada grup arkadaşlarıma da bayılıyorum. Onlarla da enerjimiz bence çok tatlıydı. O yüzden izlerseniz sevinirim. Geldiğin için teşekkürler. Ben teşekkür ederim. İnşallah nice güzel yepyeni şarkılar yaparsın ve onları da dinleriz. İnşallah. Efendim kendinize iyi bakın. ve bu bölümümüzün burada sonuna geldik. Artık bütün formatı değiştirdiğimiz için nasıl kapanış yapacağımı bilmiyorum. O yüzden şu an kapattık. <laughs>